şehir içinde turlamak için, şehir içindeki işlerimizi halletmek için 50 cc bir motosiklet arayışına girdik. Ehliyet gereksinim yok, motorlu taşıtlar vergisi yok, sigorta gereksinim yok. Hız tutkunuz varsa onu bu motorla karşılayamazsın. Bizim motorumuzun fiyatı hız olarak nasıl kalktığını, ne kadar hız yaptığını ve ne kadar sürede o hıza ulaştığını küçük bir görüntüyle size göstereceğim. Şimdi kalkışını ve hızlanmasını göreceğiz. Ne kadar bir yakıtı var? Bundan hemen bahsedeyim. Abi araba yarışa davet ediyor seni bak. Bak bak gaz veriyor bak. Herkese merhabalar. Bugün size aslında internette hakkında çok fazla bilgi kirliliği olan 50 cc motorlar hakkında çok kısa özeten bir bilgi vermek istiyorum. Yeni motorum bu arada 50 cc. Her zaman bizi binlik motorlarla görmeye alışkınsınız ama maalesef yakıt fiyatlarının artmasıyla mecburen şehir içinde turlamak için, şehir içindeki işlerimizi halletmek için 50 cc bir motosiklet arayışına girdik. Bu motorlar arasında da 50 cc motorlarda biliyorsunuz ehliyet gereksinim yok, motorlu taşıtlar vergisi yok, sigorta gereksinim yok. Sadece 2 yılda bir muayenesi var. Böyle Mondial VX 50 diye bir modeli var. Biz bunu aldık. Çok şık. Mavi rengi de efsane bir renk. Ruhsatını alıyorsunuz. Plakasını çıkarıyorsunuz ve normal B ehliyetle şehir içinde turlayabiliyorsunuz. Binebiliyorsunuz. Bu şekilde kullanılabildiği için de çok az yaktığı için de insanların sık sık tercih ettiği modellerden biridir. Ancak bunlarda şunu söylemek lazım. Yani hız tutkunuz varsa onu bu motorla karşılayamazsınız. Çünkü yapabileceği maksimumumuz 50. 50 km hızı geçmiyor. Bunların bazıları 60 yapabiliyor. Ama şöyle bir şey var. Gördüğüm kadarıyla bazı kişiler de bunların içinden 50'lik motoru, silindiri, pistonu çıkartıp 80'lik yaparak bunlara biraz daha güç katabiliyor. Ama bu modellerde sanıyorum 2021'de çıkanlarında 80'e geçişlerde bazı problemler yaşanabiliyor. Yani bunlar çünkü kendini limitörden kapatıyor ve 50 km hıza geldiği zaman kesiyor. Zaten ama motorun hacmi de belli olduğu için çok fazla önemli olduğunu düşünmüyorum. Bizim motorumuzun fiyatı 16 bin lira. Yani biz bunu 16 bin liraya aldık. Motorda çok fazla anlatılacak bir şey yok. Egzoz sesi zaten çok kısık. Çalıştırmasını hemen size gösterelim. Şurada anahtarımızı sağ tarafa çevirdik. İlk önce şunu göstereyim. Anahtarı kontak kapalı. Direksiyonu sol yaptınız. Ve en sola çevirdiğiniz zaman bastırarak direksiyon kilitlenir. Tekrar taktınız. Direksiyon kilidini açtınız. Bir tık daha çevirdiniz. Frene basıyorsunuz. Frene basarken sağdaki marş düğmesine basıyorsunuz. Bu şekilde. Yalnız tek marşı aldı abi. Evet. Yalnız tek marşı aldı abi. Hemen şurada bir kırmızı düğme var. Onu açıklayayım size. Kırmızı düğmeyi sol tarafa çevirdiniz mi şalter kapanır. Bu şekildeyken motorunuz çalışmaz. Burada dörtlü düğmemiz var. Sol tarafta sola sinyal, sağa sinyal ve boşa çıkartmak için. Ve farımızı uzun ve kısa yapmak için olan düğme ile soldaki kornamız. Aslında çok fazla anlatılacak fazla bir şey de yok. Basit bir yapısı var. Anahtarınızla da hemen çevirdiğiniz koltuğu açıyorsunuz ve koltuğunuzun altındaki küçük bir kort bagajınız var. Bunu kullanabilirsiniz.
bastırdığınız zaman zaten tık diye bir ses geliyor ve kapanıyor. Hız olarak nasıl kalktığını, ne kadar hız yaptığını ve ne kadar sürede o hıza ulaştığını küçük bir görüntüyle size göstereceğim. Onun haricinde anlatacak çok fazla da bir şey yok. Motordan düşünenler, şundan da bahsedebilirim. Küçük yaş gruplarında, yani zaten 18 yaşın altındakiler kullanamıyor ama ilk etaplarda, küçük yaşlarda, yani daha büyük motorları kullanmaktansa şehir içinde böyle küçük işlerde kullanmak üzere çok ideal bir motosiklet. Tabii marka olarak bir şey söyleyemem. Yani Mondial olur, Kubo olur, Yuki olur. Birçok markada 50cc modeller zaten var. 50cc modellerden hangisi kafanıza yatıyorsa onlardan bir tanesini alıp böyle küçük işlerde kullanabilirsiniz. Yakıt tankı burada. Yakıtları buradan dolduruyorsunuz bunda. Hız olarak da 50 km, 52 km falan yapıyor. Yani son sürat herhalde 55-56 yapar biraz uzun vadede. O taraf zaten arka fren, sağ tarafta ön freni sıkıyor. Şimdi kalkışını ve hızlanmasını göreceğiz. Şöyle dönelim. Son gazı veriyorum. Hızlanmasına dışarıdan bakacak olursak gaz tepkimleri çok anlıktır. Fren kaldırabilir, dikkat. 50'lik makineyle. Çok çabuk durur ama çok tehlikelidir. Arka frende de bu şekilde, arka frende de biraz kayma yapıyor. Ona da dikkat etmeniz lazım. Abi araba yarışa davet ediyor seni bak. Bak bak, gaz veriyor bak. Oğlum yeriz seni, yeriz. Uğraşma boşuna. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Zaten motor hakkında çok fazla söyleyecek de bir şey yok. Ben sadece ne kadar hıza ulaşıyor, ne kadar fiyat alabilirsiniz, ne kadar bir yakıtı var. Bundan hemen bahsedeyim. 5 litrelik bir yakıt deposu var. Bu 5 litreyle de uzun bir yol yapabilirsiniz. Aşağı yukarı 1 litreyle 100 km kadar yol yapabiliyor bunlar. Dolayısıyla olağanüstü ekonomik bir yakıt hacmi var. Yine motor hakkında bir sorunuz olursa motor şu an ben de sizin için incelerim, detaylı bir şekilde bakar, kullanıp size test edip bilgi verebilirim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Motor hakkındaki tüm sorularınızı bana yorumlardan sorabilirsiniz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.